How I Met Your Mother hayranlarından, yıllardır onlara yaptığım işkencelerden dolayı özür dilerim. Ama bu videonun esas amacı özür dilemek veya bir hımyım incelemesi yapmak değil aslında. İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin değişebileceği üzerine birazcık konuşmak. How I Met Your Mother'ı canlı olduğu dönemlerde izlemiş birisiyim. Yani haftalık bölümleri beklerdik devamlı. Bu dönemde diziyi bitirdikten sonra beğendim, okey izledik. Ama böyle işte bir The Office, o dönemler benim için Friends gibi bir şey değildi. Ve yıllarca How I Met Your Mother'ı izleyen birini gördüğümde ya da bizim evde dendiği gibi hımyım Mete, Hande bu size. Konusu açıldığı zamanlarda ya işte o da çok yani dandik bir dizi, izlemesen de olur, onun yerine Friends izle, Office izle gibi tanımlarda bulunmuş biri olarak hepinizden özür diliyorum. Artık Office'i 7. kez falan izledikten sonra dedik ki How I Met Your Mother hazır Disney Plus'ta da gelmişken bir izleyelim dedik. Ben yıllardır söylediğim her şeyi, neredeyse her şeyi geri almam gerektiğini fark ettim. Çünkü kendimi diziye inanılmaz kaptırdım. Karakterlerin o çocuksu yapısı, işte bazı olaylara yaklaşımları, gerçek hayatta yaşadığımız bazı şeyleri biraz abartarak eğlenceli şekilde anlatışları. Regular cut with a few accidental curlies. That's what you want. That's the dream. He's right. That is the dream. Karakterlerin arasındaki etkileşimleri inanılmaz keyif alarak izlediğimi ve aslında bazı kısımlarda da çok gerçekçi bulduğumu fark ettim. Ted, Barney, Robin üçgeni, aşk üçgenine hiç girmiyorum. Oraları bence dizinin en zayıf tarafları. Ama yine de aslında çok eğlenceli, haftadan haftaya sizi sürükleyen, keyifli bir diziye yıllardır gereksiz yere gaddarca ve ukalaca giydirdiğimi fark ettim. Her zaman olduğu gibi. Beğenin, likelayın, yorum yapın. Takip ediyorsunuzdur inşallah. Senin var mı böyle ilk sevmeyip sonradan çok sevdiğin? Hepsi. İnsanların fikirleri, düşünceleri, iyi veya kötü bulduğu şeyler, her şey ama her şey zamanla ve yaşanmışlık arttıkça, başımıza bir şeyler geldikçe değişebiliyor ve bu da çok normal. Hımyım bunu benim için en son örneği ve tamam bu konuda konuşabilirim dememe sebep olan şey olsa da aslında buna pek çok örnek var. Örneğin benim için bunu ilk fark ettiğim yer 500 Days of Summer, Aşkın 500 Günü. Galiba Türkçesi. İzledin mi? Aşkın 500 Günü. İlk izlediğim zaman Summer sen ne yapıyorsun? Kimsin sen? İkinci izlemede aslında çok da haksız değilmiş. Normal bir şey yapıyormuş. Bunlar olabilir. Üçüncü izlememde evet 6 kere falan izledim sanırım. Aslında iki taraf da haklı. İşte olmayacakmış. Boşuna zorlamışlar. Çocuk çok romantik. Dördüncü izlememde en başta başlamaması lazımmış vesaire gibi her izlediğimde her araya 1-2 yıl girdiğinde aslında olayları ne kadar farklı yorumlayabildiğimi fark ettim. Başıma gelen şeylerden sonra karakterlere, olaylara, hikayelere yaklaşımımın ne kadar farklı olabileceğini tekrar tekrar izlemenin de aslında bu nedenle keyifli olduğunu fark ettim. Veya bir benzer örnek yine The Fountain filmi içinde. İlk izlediğimde tiksindim. Aronofsky zaten pek sevmem. Her arkadaşım da çok iyi başyapıt mutlaka izle dedikçe bir 7-8 yıl sonra tekrar şans vermeye karar verdim. Yine beğenmedim. Ama aslında insanların neden beğenebileceğini veya neler bulabileceğini çok daha iyi anlayabildim. Veya işte edebiyattan konuşacak olursak işte 30-35 yaşını geçmeden Dostoyevski okumayın falan derlerdi. Ben de ilk kez 36 yaşında Dostoyevski'yi bu sene okudum hatta. Gerçekten belli şeyleri yaşamamış veya belli düşünce dönemlerini atlatmamış bir insanın o kadar uzun bir romanı ve o kadar uzun bir karakter iç mücadelesini gerçekten de en azından hak ettiği değerde takdir edemeyeceğini ben de fark ettim. Dolayısıyla belli şeyleri anlayabilmek veya daha iyi kavrayabilmek için insanın düşünce yapısında belli değişimlerin gerektiğini orada ben de anladım. Yine de Rus edebiyatı herkese önermem çünkü yazdıkları kelime başına para aldıkları için o dönemde birazcık gereksiz uzun romanlar Rus edebiyatı gelsin linç olsun en azından. İzlemiş olursunuz. Yani özetle tüm bunların sonunda söylemek istediğim şey insanlar değişir. Fikirler değişir. Görüşler değişir. Dolayısıyla bir şeye çok uç duygular beslediyseniz yani aşırı sevdiyseniz veya aşırı nefret ettiyseniz mutlaka belli bir zaman sonra ona tekrar şans verin. Çünkü hem siz hem de o eser mutlaka değişmiş olacak. Sizin için böyle örnekler varsa lütfen yorumlara yazın. İlk başta sevmediğiniz, sonradan çok beğendiğiniz veya tam tersi. Benim için mesela Bisiklet Hırsızları asla tekrar başına oturamadığım bir film. Çünkü ilk seferinde izlediğim gibi tekrar duygusal travma yaşamaktan korkuyorum. Belki de onu da tekrar izlediğimde hayatımın en sevdiğim filmlerinden biri değil. Ortalama bir film olacak ama bilemiyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.